Sevgili gençler merhabalar. Binom açılımının son dersinde birlikteyiz. Soru çözümüne devam ediyoruz. A artı B eksi 2 C'nin 8. kuvvetinin açılımında A küplü kaç terim vardır diyor. Gençler bu 3 terimli bir ifade. Bizden A küplü ifade istediği için biz bu 3 terimli ifadeyi 2 terimliymiş gibi düşüneceğiz. Ama o bir tane terimi A küplü ifade bizden istediği için o birinci terimi A kabul edelim. O zaman arkadaşlar ikinci terim de B eksi 2 C olur. İki terimli ifadelerde nasıl davranıyorduk? Diyorduk ki birincinin aynısını al paranteze al. ikincinin aynısını al paranteze al. Bizden a küplü kaç terim vardır diyor. O zaman a'nın üstüne kaç yazacağız? 3. Buraya yazdığımız sayı ile buraya yazacağımız sayının toplamı kaç olmalıydı? 8. O zaman 3 kaç daha 8 eder? Buraya kaç yazacağız? 5. Önüne arkadaşlar 8'in ister üçlüsü ister beşlisi. Biz küçük olanı yazıyoruz. Şimdi dikkat. Gençler bakın şu altını çizdiğim ifade siz B eksi 2 C'nin 5. kuvvetinin açılımında ki terimlerin hepsiyle tek tek çarpacaksınız. Bura iki terimli bir ifade olduğu için terim sayısı gençler yukarıdaki sayının bir fazlası kadardı. O zaman burada 6 tane terim var. Siz bu a küplü ifadeyi bu 6 terimle tek tek çarparsanız o zaman 6 tane terimde a küplü ifade olur. Yani sorumuzun doğru cevabı kaçtır? 6. Geldik gençler yeni bir sorumuza. 3 terimli bir ifade var. Açılımında bir tane terimini vermişler. Buradaki k sayısı ile m sayısının toplamını istiyorlar. m sayısını bulmak kolay. Bakın x'in, y'nin ve z'nin üzerindeki sayıların toplamı kaç olmalıydı? 7. 3 3 da 6, kaç da 7 eder? 1. Demek ki m sayısı kaçtır? 1. Ama k sayısını böyle kolayca bulamayız. Şimdi gençler, 3 terimli ifadeleri İki terimliye benzeterek iki terimliymiş gibi düşünerek çok rahat çözüme gidebiliriz. Arkadaşlar birinci terimi x alayım. O zaman ikinci terimde y eksi 2z olur. Biz iki terimli ifadeleri nasıl çözüyorduk? Birincinin aynısını al parantez al. İkincinin aynısını al paranteze al diyorduk. Bakın x'in üzerinde 3 lazım. O zaman buraya kaç yazacağız? 3. Toplamların 7 olabilmesi için buraya da kaç yazacağız? 4. Önüne 7'nin arkadaşlar kaçlısını yazıyorduk? 3'lüsünü. Şimdi gençler dikkat. Bakın altını çizdiğim yeri. Bakın gençler biz şu ifade iki terimli bir ifadedir. Bu ifadenin kaç terimi var dediklerinde üstteki sayının bir fazlasını alıyorduk. Demek ki arkadaşlar burada kaç tane terim var? 5 tane terim vardır. Benim bu altını çizdiğim yeri arkadaşlar buradaki 5 terimle tek tek ne yapacaktık? Çarpacaktık. Ama bize arkadaşlar bu ifadeyi buradaki terimlerin hepsiyle çarpmamıza gerek yoktur. Bize arkadaşlar bakın x küplü ifade tamam. Y küplü ifade var. O zaman buradaki o 5 tane terimin bana lazım olanını oluşturmam lazım. Şimdi gençler bu iki terimli bir ifade. Bana da y'nin üzerinde 3 lazım. O zaman birinciyi aynen alıp paranteze alıyoruz. Dikkat. Sonra ikinciyi aynen alıp paranteze alıyoruz. Y'nin üzerinde arkadaşlar 3 lazım. Buraya 3 yazıyoruz. Toplamların 4 olabilmesi için buraya da kaç yazacağız? 1. Ama önüne 4'ün arkadaşlar kaçlısı? 1'lisi. İşte benim şu anda yuvarlak içine aldığım yerle arkadaşlar burayı çarptığımızda bizden istenen ifade çıkar. 7'nin 3'lüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölüm. 3 faktöriyel 6. 6'lar gider. Burası kaç? 35. Bakın buraya yazıyorum. Çarpı arkadaşlar ilk x küp. Geldik buraya. 4'ün birlisi arkadaşlar 4'tür. Çarpı arkadaşlar y küp. Bakın üstünde tek sayı var. Bu eksiği silemeyiz. Önüne atalım. O zaman 2 çarpı z. O da arkadaşlar eksi 35 çarpı. 4 ile 2 çarparsam 8 çarpı x küp çarpı y küp çarpı z. 8 ile de eksi 35'i çarparsam arkadaşlar eksi 280 eder çarpı x küp y küp z. İşte arkadaşlar aradığımız k sayısı eksi 280'miş. Eksi 280. Eksi 280 ile artı 1'i toplarsak sorumuzun doğru cevabı. Eksi 279 olur. Yalnız gençler şöyle kısa kısaca cevaba da ulaşabilirsiniz. Nasıl? Birinci terimin arkadaşlar aynısını yazıyoruz. İkinci terimin aynısını yazıyoruz. Üçüncü terimin de aynısını yazıyoruz. Bakın gençler x'in üzerinde 3 var. Buraya 3 yazıyoruz. y'nin üzerinde 3 var. Buraya da 3 yazıyoruz. Hani toplamların 7 olabilmesi için m de 1 olur. Buraya da kaç yazıyoruz? 1. Dikkat. Arkadaşlar buradaki 7'yi 7, 7 faktöriyel bölü tekrarlı permütasyon gibi. Evet 3 faktöriyel çarpı gençler 3 faktöriyel çarpı bir faktöriyel de yazmanız yeterlidir. Yani arkadaşlar bu şekilde de çok rahat çözüme ulaşabilirsiniz. Geldik gençler yeni bir sorumuza. Açılımında rasyonel terimlerin toplamı kaçtır diyor. İki terimli bir ifade var. Biz iki terimli ifadelerde nasıl davranıyorduk? Diyorduk ki arkadaşlar birincinin aynısını yaz parantez al. İkincinin aynısını al parantez al. Yalnız rasyonel sayı demek arkadaşlar bu ifadelerin kökten kurtulması lazım. Bu ifadenin kökten kurtulabilmesi için burada parantezin üzerine yazdığımız sayının arkadaşlar 3'ün kuvveti olması lazım. Evet 0 3'ün kuvvetidir. Yalnız bu kökün derecesi 2 olduğu için arkadaşlar buraya yazdığımız sayı da 2'nin kuvveti olmak zorundadır. Buradaki 3'ün kuvveti, buradaki de 2'nin kuvveti. Yalnız üstteki sayıların toplamı kaç olmalıydı? 8. Evet buraya 0 yazarsak buraya 8 kalır 8 de 2'nin kuvvetidir. Önüne arkadaşlar 8'in kaçlısı? 0'lısı. Bu terim rasyoneldir. Neden arkadaşlar? Bakın bura 1 olur kökten kurtulur. Bu da 8 2'nin katıdır. Bu kökü ne yapar? götürür. Şimdi rasyonel terimlerden biri budur. Başka da arayalım. Yine arkadaşlar birinci aynen yazı paranteze alıyoruz. İkinciyi aynen yazıp paranteze alıyoruz. Buradaki köklü ifadenin derecesi 3 olduğu için burası 3'ün kuvveti olmalı. O zaman 0'dan sonra 3'ün kuvveti 3'ün katı 3 olur. İyi de toplamların 8 olabilmesi için buraya 3 yazdık. O zaman buraya 5 yazacağız ama 5 2'nin kuvveti olmadığı için bu ifade rasyonel olmaz. Arkadaşlar yine birinci ifadeyi aynen alıp paranteze alıyoruz. İkinci ifadeyi aynen alıp paranteze alıyoruz. 3'ün kuvveti 3'ten sonra 3'ün katı kaç var? 6. Toplamların 8 olabilmesi için buraya kaç yazacağız? 2. Evet çift 3'ün katı bu rasyonel olur. Ama önüne arkadaşlar 8'in kaçtası yazacağız? 2'lisi. Buradaki 6'yı 3 artırırsak 9 eder arkadaşlar. Evet 8. Demek ki en son rasyonel terim bu. O zaman arkadaşlar biz bunu hesaplayacağız. Bunu hesaplayıp ne yapacağız? Toplayacağız. 8'in sıfırlısı arkadaşlar 1'dir. Sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Gençler üstü çift eksi gider. Bu 8 buraya gelir. Derecesi 2. 8'i 2'ye bölersek 4. 3 üzeri 4. Bu ifade 81 olur. Arkadaşlar 8'in ikilisini hesaplayalım. 8 çarpı 7 bölü 2 faktöriyel 2'dir. 2'ye bölersek 4, 4 kere 7 burası 28 olur. Arkadaşlar 6 buraya gelirse 6'yı 3'e bölersek 2 eder. 2'nin karesi burası da 4 olur şurası. Üstü çift eksi gider. Bu 2 bunu götürür. Burası da kaç olur? 3. Arkadaşlar 28 çarpı 12 olur. 2 kere 28 56. 1 kere 28 28 toplarsak 6 8 5 de arkadaşlar 13'ün 3 elde var 1 2 1 daha kaç olur 3 demek ki burası da 336 oluyor. Arkadaşlar 336 ile 81'i toplamamız yeterlidir. 6 1 daha 7 8 3 daha 11'in 1'i elde var 1 3 1 daha kaç eder 4. Demek ki sorumuzun doğru cevabı 417'dir. Geldik gençler son sorumuza. Evet 10'un sıfırlısı, 10'un birlisi, çarpı 2, iki, 10'un ikilisi. Dikkat bakın 10'un onlusuna kadar gitmiş. O zaman arkadaşlar bu ifade parantezin üzerinde arkadaşlar 10 olan bir ifadenin açılımıdır. Yalnız bakın 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 10. Burada 2 üzeri kaç var? 0. Ama arkadaşlar ikinci terim bakın etkisiz eleman yani 1. Yani 1 artı 2'nin 10. kuvvetinin açılımı olur. Bakın 1 artı 2'nin 10. kuvvetini ne yapıyorduk? Bakın önce 10'un sıfırlısıyla başlıyorduk. Birincinin aynısını yaz. ikincinin aynısını yaz. Bakın 10'dan arkadaşlar 0'ı çıkarırsak bura 10. Buraya 0 yazıyorduk. Bir daha devam edelim isterseniz. Bakın 10'un birlisi. Birinciyi aldık. ikinciyi de aldık. 10'dan 1 çıkarsa 9. Buraya da kaç yazıyorduk? 1. Bakın gençler. Evet aynısı. Evet aynısı. O zaman 2 1 daha 3 sorumuzun doğru cevabı 3 üzeri kaçtır? 10'dur. Gençler başka bir konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.